Hep içimde bir ses vardı ve bana diyordu ki... Fatma Gül'ün suçu ne? Fatma Gül'ü de yap. Hatta Kanal 2 nostalji serisine başlamamın sebeplerinden biri de buydu. Çünkü Türkiye'deki diziler şu anda neden böyle, neden bu halde diye sorduğumuzda olay bu diziye kadar gidiyor. Fatma Gül'ün suçu ne? İspanya'da o kadar popüler oldu ki İspanyol kanalları ardı ardına Türk dizileri yayınlamaya başladılar. Hatta Fatma Gül'ün suçu ne'nin bir de İspanyol versiyonu çekildi. Bizimkiler de he deyip İspanyolların gözünü doyuracağım derken bizi sıcak ve samimi hikayelere aç bıraktılar. Ama benim bu videoda bu diziyle ilgili çok değişik bir teorim olacak. Ve bu videonun ortalarına doğru size tarihleriyle birlikte göstereceğim. Ama tabii ki çoğunuz diziden biliyor olsanız da olayı birazcık daha bütünleyebilmek için ben filmden başlayacağım. Öncelikle şu anda beni izleyen küçük kardeşlerimize sesleniyorum. Bu videoluk dışarıya doğru alalım. Hani şöyle yan tarafta hamburger videosu vardır kesin. Biri illaki yemiştir. Ha, var ya öyle böyle yiyip doymayan kanallar. Yan tarafta dünyanın en büyük lahmacununu yedim. Bir şey vardır. Sizi oraya doğru alalım. İroni yapıyorum tabii ki. Daha eğitici kanallara doğru lütfen. Heh, şimdi ufak kardeşlerimiz gittiyse ben önce hikayenin filminden başlıyorum. Et gösterilmeden film yapılmayan, malum seks furyasının olduğu dönemde yapımcılara kediye ciğerin göründüğü gibi görünen ve üzerine atlanan hikayemizde 5 tane adam bir gün bir teknede içiyorlar ve daha sonra sniperla vurulmuş ucuz dublör gibi tekneden atlayan karakterlerimiz bir sahile çıkıp garip haller yapıyorlar. Ve belki görüntüsü olmasa inanmayacaksınız. Biz bunları zamanında nasıl izledik? Milletçe nasıl kabullendik diyeceksiniz. Ama bu 5 karakter gittikleri adada bir eşek görüyorlar. Hayvanın kafasına bir de başörtüsü yapıp... Evet. Cidden inanılmaz ama... Evet. Bir kısmınızın belki de çoğunuzun aklına gelen o şey oluyor. Soruyorum size. Tarihteki ilk Fatma Gül'ün bir eşek olduğunu... Hanginiz biliyordu? Ya öyle normalleştirip öyle unuttururlar işte. 14 yıl önce 4 erkeğin bir kadının ırzına geçmesi de Fatma Gül elbisesi gelmiştir cümlesine kadar inmiş ve normalleşmişti zamanında. Tabii ki lafım ay çok duygusaldı deyip şu sapkınlığı izleyenlere. Kimse kusura bakmasın lafım o eşekten dışarı ama günümüzdeki dizilerde de ne oluyorsa sebebi eşek olunca semer vuranın çok olması. E tabi hayvan demenin şu hayvana hakaret sayılacağı bu karakterler daha sonra da sahil kenarında tuzlu suyla çamaşır yıkayan Fatma Gül'ü görünce durur mu? Yaratılışlarına yakışır şekilde şöyle bir ses çıkarıp suya atlıyorlar. Ve en sonunda da en vahşi haliyle olanlar oluyor. Ve şimdi gelelim. Ooo bu çok iyi reyting yapar ha. Diyen yapımcının aşk gözlüğü marifetiyle çekilen 2010 yapımı 80 bölümlük diziye. Fatma Gül'ün suçu ne? Dizimiz Ege'nin bir kasabasında geçiyor. Kasaba dediğime bakmayın ha, öyle çok geniş bir coğrafyadan bahsediyorum. Hatta öyle geniş ki aynı kasabada konuşan bu iki kişiden birinin olduğu yerde akşam olmuş, öbürü hala gündüzde. Öyle bir kasaba düşünün yani. Ve bu yapım abisinin mandırasında çalışan Fatma Gül'ün oyunculuğu çok kötü ama kasları var denilerek seçilen nişanlısını karşılamasıyla başlıyor. Zaten bu oyuncumuzun kadroya neden alındığını dizinin izlediğim ilk 5 bölümünde hiç çıkarmadığı şu atletten anlıyorsunuz. Neyse işte kız oğlan sanki Norveç'e somon avlamaya gitmiş gibi nişanlısını karşılarken bir yandan da sırayla erkek karakterlerimizi görmeye başlıyoruz. Evet, yaz vakti Vietnam gazisi Rambo gibi aslan yelesi saçlarıyla gezen fakir demircimiz ve zengin 3 arkadaşı. Demirciye bak sen, saç insan bırakmış. Ya bir de bunların yerine bunlar oynadı öyle mi? 1986'da tam tiplerini oynatmışlar. Nasıl gerçekçi? Diyorsunuz ki bu adamlar bunu yapar hakikaten. Yani yolda görsen kaldırımımı değiştiririm. 2010 yılındaki tecavüzcülere bak. Magazin dergisi tam kadro. He ama denize atlama konusunda aynılar, haklarını yemeyelim. Neyse işte bu 3 zengin oğlan ve sarhoş olunca arabamızı kullansın diye arkadaşlık yaptıkları bu sırma üstü açık jiplerinde giderlerken deniz kıyısında koyun otlatan kızı görünce bir kitlene veriyorlar. Kız da o esnada denize düşünce aha kadın diyerek kızana girmiş angus gibi kıza bakmaya başlıyorlar. Ve aralarında da şöyle bir diyalog geçiyor. Bunun üstüne koyun kokusu sinmiştir şimdi. Çıkmaz o. Ya sus be, yıkanınca mis olurum mis. Bak bak, sanki hasarlı araç alıp sanayiye götürecekler, laflara bak. Bu arada bu ablamız da kızın yengesi. Yenge ama ne yenge o? Saçını da açsan, kıçını da açsan koca moca bulamazsın. Bak ben sana söyleyeyim. O da kızı tesadüfen bu olanlardan birinin nişanına çalışmaya götürmüyor mu? Ve aynı gece bir de alkolle birlikte birer hap da alıyorlar.
Sana başka bir şey de mi içirdiler ha? Ot mod? Bak zamanında Netflix bu diziyi izlemiş de sanki bütün yapıyı buna göre kurmuş ha. Neyse işte genelde bir cinsellik olmadan hemen önce ay yapımın imza olarak koyduğu ay sahnesinden sonra karakterlerimiz aldıkları maddelerin etkisinde yamulmuşken balığa giden nişanlısını uğurlamak için sahile gelen Fatma Gül'ü görüyorlar ve ayakta dahi duramayıp gözlerinin önünü göremeyen adamlar birden tazı gibi koşmaya başlayıp ceylan görmüş çakal sürüsü gibi kızın etrafını sarıyorlar. Ve bu Serengeti düzlüklerinde şimdi düşününce biz bunu ülkece nasıl izledik dediğimiz sahneler geliyor. Bir kadının üzerine içki döküp üç erkeğin sırayla... Ahmet tanıdın bu vücudu. Heveslenen varsa üzgünüm ama ben buna yeniden alet olmayacağım. Ve benzer bir durumla karşılaşmış ya da en azından tehlikesini atlatmış herhangi bir izleyicimin travmasını tetiklemeyeceğim. Ama keşke şunu diyebilseydim. Eskiden ne kadar da ilkelmişiz, neler neler izlemişiz. Ama eskiden cinsel şiddet varmış, şimdi de çok bir şey fark etmiyor. Cinsellikle şiddeti ayrı tabaklarda servis ediyorlar. İyi de biz o zaman bu sahnelere niye bir şey demedik? Neden tepki göstermedik diyebilirsiniz. Cevap veriyorum. Çünkü bu sahneler yayınlandığında Twitter Türkçe değildi. Bakınız 2010 yılındaki o tecavüz sahnelerinden sonra bölüm bitiyor. Yönetmen, yapımcı, web sitesi ve sonra da sponsorlar geliyor ekrana. Ve bu sahnelerden bir sene sonra Twitter Türkçe oluyor ve Türk insanı Twitter'la ve toplumsal duyarlılıkla tanışıyor. İşte bakın bu tanışmadan bir sene sonra yani 2012 yılında dizi final yaptığında 80. bölüm nasıl bitiyor? Kadınlar, pankartlar, isyanlar, yönetmen, yapımcı, senaryo, web sitesi ve ah o da ne? Birden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı devreye giriyor. Ben de aynı acıyı yaşayıp zalimleri cezalanmayanlara da umut olsun. Ya hiç dikkat etmemiştiniz değil mi? Yani dizinin sonuna gelince demişler ki reyting mi? Ne reytingi? Biz aslında bu sahneleri kadına şiddete olan duruşumuza binaen dikkat çekmek babında... Hadi lan oradan! Özür dile oradan! Lan bırak! Sinirlendirmeyin adamı 14 sene sonra. İşte bu iğrenç desek bile Türkçenin yetersiz kaldığı ama çocukların ayakta olduğu saatlerde memleketimin televizyonunda al baba bedava diyerek yayınlanan sahnelerden sonra sabah yaralanmış şekilde ebenine denilen karakteri biz buluyor kızımızı. Yani tam da içimizden geçen küfürlere karşılık iyi de bir isim. Hay senin ebeninenin... Daha sonra halay ekibi gibi duran bu sapık bend ne yaptık biz diye içlerine s**arak arabayla evlerine dağılıyorlar. Yani bu arada bu oğlan aslında bir şey yapmıyor ama yapıp yapmadığını da hatırlamıyor. Bu üçünün yaptığını, bunun başlattığını, olayın koordinatlarını, her şeyi hatırlıyor ama kendi bir şey yaptı mı yapmadı mı hatırlamıyor. Ama hatırlamıyorum. Ama gelelim yengeye. Açma k***nı başını diye al olan oldu işte. Bu yenge de öyle bir yenge ki polisle birlikte olay yeri incelemesi yapabiliyor. Tabii sene 2010 o dönemde olay yeri girilmez yeri de icat edilmemiş. Jandarma yerde parmak izi delil ararken bütün köylü de selamun aleyküm diye incelemeyi inceliyor. Tabii yenge de koca jandarmanın bulamadığı bu oğlanın yüzüğünü laps diye buluveriyor ve gidip oğlanın zengin babasına Doğu Bank'ta cep telefonu satmış çakal esnaf gibi bunun geri iadesi olmaz artık siz alacaksınız tadında sizin oğlanla evlenecek diyor. Sadece ben yapmadım. Erdoğan da yaptı, Vural da, Kerim de. Bu arada spoiler verirken spoiler vereyim. Bu evlerden ırak yengemiz neyse ki dizinin sonunda delilleri gizlemekten bir yıl ceza alıyor ama o ceza da para cezasına çevriliyor. Ve 2012 yılında biten dizide yengemiz tam 36.500 TL cezaya çarptırılıyor. Ve onu da 24 ay taksitle ödemesine karar vermişler. Kulağa şimdi ne kadar komik geliyor değil mi? Ayda 1500 lira. Şimdi çamaşır makinesi alamazsın o fiyata. Ama düşünsenize yengemiz zamanında o parayı altın yapsaymış bugün 927 bin TL, gümüş yapsaymış 649 bin, dolar alsa 672 bin, bitcoin alsaymış 5 milyar 316 milyon 219 bin 942 TL'si olacakmış. Ya memlekete bak. Enflasyon artık öyle bir seviyede ki bir dizide gördüğümüz fitneden bile elimize hesap makinesi alıp hesap yapmaya başlıyoruz. O yüzden aman kuzum. Yatırımları iyi değerlendirmek gerek. Altın, dolar, gümüş, bitcoin. Hatta onları da geçtim. Mısır, arpa, fındık, buğday. Hatta başlangıç da bizden olsun. Az önce saydığım bütün yatırım araçlarını bulabileceğiniz Bitdo'yla henüz tanışmadıysanız açıklama kısmındaki linkten Murat koduyla üye olursanız 45 TL değerinde gram silver token hediyesi alacaksınız. Ve ayrıca 3 ay boyunca %50 komisyon indirimi de sizin olacak. Şimdi
Bitlo'nun avantajı da şu, platformdaki Gram Gold Token, Gram Silver Token'la dijital altın ve gümüş olmalarından dolayı hem 7/24 alım satım yapabiliyorsunuz hem de alım satım arasındaki makas diğer tüm mecralardan çok daha düşük olmuş oluyor. Ayrıca Bitlo'da 170'i aşkın kripto para paritesine işlem yapabiliyor ve çok deneyimli değilim dersen uzmanlar tarafından oluşturulmuş sepet tokenlara da yatırım yapabiliyorsunuz. Ha bu arada yine diğer kullanıcıların da portföylerini takip edip onları da satın alabiliyorsunuz. İşin güvenlik kısmına gelirsek de tabii ki bu kısımda çok önemli. Bitlo şikayet vardan tam 3 kez üst üste mükemmel müşteri memnuniyeti ödülü almış bir platform. Tamam, az sonra tekrar o hediyeyi de hatırlatırız. Ve dönelim. Kimse kusura bakmasın ama edebi duygularla çok yazılmadığını, yazılsa da çekilmediğini düşündüğüm hikayeye. Peki kızın bu nişanlısı ne yapıyor? O da atletine yandığım. Ne yapsın garibim? Balığa gittiği yerde denizin ortasında öğreniyor bütün olanları. Neyse işte kız da yaşadığı tüm travmanın arkasından hastanede yatarken jinekologlar gelip muayene ediyor. Yenge gelip kimlerle fingir dedin de başına bu geldi diye bağırıyor. Bir de üstüne... Böyle yapar atarlar adamı. Bitiyor mu? Bitmiyor. Bir de üzerine nişanlısı gelip kızı sallamaya başlıyor. Kim yaptı? Kim? Allah kahretsin seni! Yok, bu kadar travma da yetmez. En sonunda kız eve gidiyor ve evde de küçük yeğeni bakın ne diyor. Anne bu kirlendi, artık temizlenmez dedi. Ve kız yine ağlıyor. Ben de zannediyorum ki Beren Saat sadece Bihter karakterini canlandırırken o kadar kötü ağlıyordu. Meğer kız hakikaten kötü ağlıyormuş ya. Ölüyorum, anlasana. Nerede dilim? Yaşaran ne oldu dilim? Hakikaten çok kötü ya. Hazır yeri gelmişken Pelinciğimi de bir alalım. Ölüyorum, anlasana. Ama olsun, ağlama candır. Her zaman iyi teyze kasar. Böyle dizlerini döve döve televizyonla konuşa konuşa izlerler. Ha bu arada dizide bunun anası da kocasını bunun dayısıyla aldatıyor ha. Ha bu videoluk aldatma dozunuzu da verelim de titrersiniz siz şimdi. Peki bu kıza kimse destek olmuyor mu Allah aşkına derseniz? Oluyor. Abisi oluyor ama o da aklı evvel olduğu için oluyor. Sessiz sakin bir adam. Hafiften de gerizekalı gibi. En sonunda bu zengin oğlanların babaları bu mağara adamı saçlı olana diyorlar ki bizim oğlanlar şimdi evlenemez çünkü zenginler. Sen fakirsin, sen evlen. Oğlum bir tek senin durumun müsait. O sırada da oğlanı büyüten ebenine de gelip diyor ki hastanede raporları gördüm. Kıza birden fazla kişi tecavüz etmiş. Yemezler. Ve diğer oğlanlar da yoo biz bir şey yapmadık yoo işte işte bile biz yoo diyor. Yani diyorlar ki bu oğlan fakir ama öyle bir DNA var ki maşallah 4 kişilik. Tabii oğlan süper kahraman olsa adı da belli. Süpermen. Ya biz ne izlemişiz, neler izletmişler bize. Ama çaresiz kız ve fakir olduğu için seçilen oğlan yenge ve toplum baskısına daha fazla dayanamayıp şu militan fotoğrafları eşliğinde evleniyorlar. Evlenmek isteğinizi beyan etmişsiniz. İşte tüm bunlar dizinin ilk 4 bölümünde yaşandı. Dedim artık evlendiler. Gideyim de dizinin son bölümüne bir bakayım. Bir de ne göreyim? 80 bölüm olmuş, herif hala aynı atletle. Sonra bir baktım, meğerse bu ölmüş, bu atlet adam da ölmüş. Bu üçü de mahkemeye çıkmış. Eskiden olanları anlatıp yeniden hatırlıyorlar. Ve işte bu davanın sonucunda da bu sapık 21 yıl, bu sapık da 18 yıl hapis cezası alıyor. Ve reyting için yine bir kadının bedenini en aşağılık şekilde kullanan ve bunu da cayır cayır gösteren bu dizi kadına şiddet pankartlarıyla sonlara doğru geliyor ve hatta alternatif bir olay gecesi de gösteriyorlar. O korkunç olayın yaşanmadığı. Sonra da el ele güneşin battığı yere doğru yürüyorlar. Bakın kitabın aslında kadının toplum içerisinde görüldüğü yere vurgu yapmasına, buna eleştirel bir şekilde yaklaşmasına diyeceğim hiçbir şey yok. İnsanların okurken kendi hayalinde canlandırabileceği, bile isteye satın ya da birinden ödünç aldığı bir kitapta okuyabileceklerinden bahsediyoruz. Benim yorumlarım genel izleyici kitlesine açılmış bir hikaye. Murat sen de şimdi geçmişin hesabını mı soruyorsun Allah aşkına derseniz, başta demedim mi bütün sektörü değiştiren dizilerden birisi de buydu diye? Ve bu diziden hareketle bugüne kadar eleştirdiğim bütün dizileri düşünelim. Diziler her ne kadar şiddete dikkat çekiyoruz deselerdi. Soruyorum size. Sizin aklınızda o verilen mesajlar mı kaldı? Yoksa Fatma Güller'in yaşadığı travmalar mı? Soruyorum size ya. Fatma Gül adı neyi hatırlatıyor size? Kadınların toplumdaki yerine bir karşı duruşu mu? Peki sizce Fatma Gül'ün suçu neydi ki hakikaten? Yazık benim canım. Sen yazık asıl. Fatma Gül'e yazık. Oğlum oğlum diye ağlamayı bırak da biraz kızı düşün. Cidden zor bir videoydu ha. Bu arada videonun ortasında bahsettiğim Bitlo hediyesini almayı unutmayın. 45 TL değerindeki Gram Silver Token'la yatırıma ilk başlangıcı açıklama kısmına bıraktım. Link üzerinden yapabilirsiniz. İlk 3 ay %50 komisyon indirimini ve tabii hediyeyi de almak için
Kodumuz da Murat. Onu da unutmuyoruz değil mi? Şuraya da yazalım, unutmasınlar. Yazalım.